Gözü olmayan bir bıldırcın. Hem de doğuştan. Sizlerle bıldırcınların yanına gideceğiz. Hem bıldırcınlarımız hakkında biraz konuşuruz, bakarız, eğleriz. Sonra da o gözü olmayan tek bir bıldırcınımız var. Hem de Jumbo. İşte onu bir inceleyelim sizlerle birlikte. Harikalar diyarında yıllar önce de böyle şeyler oluyordu. Yine olmaya devam ediyor. Yer yer kuluçka makinesinden çıkan sakat civcivler olabiliyor. Ama bu tarz civcivlere rast gelebilmek nadiren. Her zaman böyle şeyler göremezsiniz. İşte bu da bizde. Şimdi ben serindeyim. Hava çok sıcak olduğu için elimden geldiğince kaçmaya çalışıyorum. Bıldırcınlarımızın yanına doğru gidelim. Dışarıda olan bıldırcınlarımız var. Onlar biliyorsunuz erkek bıldırcınlar. Hepsini dışarı saldık. Dolaşıyorlar işte kendi hallerinde. Şimdi sizlerle birlikte bıldırcın kafesimizi açıyoruz. Bıldırcın kümesimiz. Buyurun. Ya Allah ya Bismillah dedik. Bıldırcın kümesimizin en güzel eseri şu arkadaşlar. İki tane erkek var, gerisi hep dişi. Öyle düşünüyorum. Öyle ayırmıştım daha doğrusu. Umarım yanılmıyorumdur. Uzun zamandır da bıldırcın yumurtası toplama videosu da gelmiyor. İlerleyen birkaç gün içerisinde o da gelecek. Onu da getireceğim. Toplayacağız hep birlikte bıldırcın yumurtalarını. Bıldırcınlar çok güzel salıyorlar da bu ara çok boşladım arkadaşlar bıldırcınlar. Hiç gelip uğramıyorum bile bıldırcınlar yanına. Ne yaptıklarını bile bilmiyorum. Babam geliyor, alıyor, topluyor, gidiyor. Şu an yumurtayı hiç göremiyorum. Sanırsam yine toplamıştır. Ama en yakın zamanda toplayacağız. Hep birlikte. Bir evdeki hene diyeyim de yumurtaları toplamasınlar. Sizlerle toplayalım. Biliyorum seviyorsunuz öyle şeyleri. O yüzden sizin için birkaç gün bekletelim. 3 gün falan bekletip sonra yumurtaları toplarız. Arkadaşlar şimdi kümesimizde 2 tane bizim doğuştan sakat hayvanımız var. Bunların ikisi de dişi. Onu da söyleyeyim. Birinin gözü yok. Birinin de ayağında bir sıkıntı var. Ama ayağında sıkıntı olanı bir sonraki videomda çekeceğim. Bugün sizlerle sadece gözü olmayan bıldırcınımızı göstereceğim. Şu an yemiyor. Kadrajda görünen bıldırcın bir gözü olmayan bıldırcın arkadaşlar. Kafasını kaldırırsa daha net göreceksiniz. Sonrasında zaten yakalayacağım. Sizlerle birlikte daha detaylıca inceleyeceğiz. İşte. Bakın. Sağ tarafında gözü yok, görüyor musunuz? Kafasında daha hafif bir yamukluk var. Islığa tepki veriyorlar bakın. Bütün sürü tepki veriyor. Ses yok, çıt yok. Hayvanlar farklı sesleri, ama bu da sakat olan arkadaşlar. Bunu da daha sonra paylaşacağım sizlerle. Dışarıda göstereceğim. Her şeyini. Bıldırcınlar çok tatlılar. Alıp yiyesim geliyor yani. Kıt diyeyim böyle. Kafasını kıt da kopardı. Yok. Kesinlikle evde denemeyin. Tehlikeli. Canlarım benim. Jumbo Kıbrıs var içeride. Ve farklı olarak şu renkli olan Kıbrıslardan var. Çok tatlılar. Kövisleri beyaz. Çok tatlılar gerçekten. Sizler de biz isterseniz artık yavaş yavaş bıldırcınımızı alalım. Şu gözü olmayan bıldırcını yakından incelemeye başlayalım. Hadi bakalım. Evet, karşınızdayım. Görüyorsunuz bakın. Tuttum geldim, elimde şu an bıldırcınımız. Arkadaşlar bıldırcınlarımızın en güzel yanı yumurta salımlar. Her kümeste olması gereken bir familyadır. Bıldırcın familyası bence, eğer kümes hayvancılığı yapıyorsanız. Şimdi sizlerle birlikte Allah izin fırsat verirse şu bıldırcını bir yakından inceleyelim. Şu an sol tarafta zaten bir gözü var, tamam mı? Ama şöyle yavaşça döndürdüğümüz zaman göreceksiniz ki kafada ve bu tarafında gerçekten göz yok arkadaşlar. Tamamıyla doğuştan, doğduğu günden beri gözüyor. Hatta doğduğu günden beri ben bu gününü bekliyorum. Büyümesini bekledim ki sizlerle paylaşabilirim. Elimde tuttuğum hayvan şu an bir dişi. Kuluçkadan çıktığı günden beri bir gözü yok, bir gözü var ve gagasında hafif bir yamukluk var. Ama yaşantısına, büyümesine herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Bugünlere kadar bu şekilde büyüyerek gelebildi arkadaşlar. Bakın çok sağlıklı bir bıldırcın. Kendisi de dişi. Yumurta da salıyor. Her gün salıyor hatta. O yüzden değişik bir şey. Göz kanalının orası boş gibi. Bakalım. Evet, gözünün orası boş arkadaşlar. Bakın daha yakından inceleyelim sizinle.
korktu. Biraz huysuzlaştı şu an. Huysuzluğu hissi. Gözünün orası bomboş. Burada göz yok. Evet. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Belki sizin kümesinizde de böyle şeyler olmuştur. Eğer kümesinde böyle şeylerle karşılaşan arkadaşlar varsa aranızda hemen aşağıya bir yorum düşsün. Bakalım sadece çok nadir bir şey mi yoksa çoğu kümeste görülebiliyor mu böyle şeyler? Genelde bu tarz engelli doğan hayvanlarımız kısa sürede ölürler. Ama bu bıldırcın zoru başardı. Kocaman oldu, hayata tutundu ve yumurta salıyor arkadaşlar. Öyle basit bir durum değil bu durum. O yüzden ben bunu takdir ediyorum. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Çok tatlı hayvanımız. Ben çok seviyorum bunu. Çünkü bu bir jumbo. Çünkü bu bir yumurtacı. Bu kumanyamanyaman. Göz ölmüyor ama çok tatlısın sen. Ha? Sen çok mu tatlısın? Sen çok mu tatlısın? Ben seni yemeyeyim. Ben seni yemeyeyim. Sen de sen tatlısın. Şşt. Hele tatlı şuna bak. Ana. Şşt şşt. Bıldırcıncık. Bıldırcıncık. Sen kendin hiç canın sıkma tamam mı? Bütün dünya senin. Ana. Canım. Maşallah maşallah. Şimdi gagasındaki çaprazlık da çok fazla takmıyorum. Çünkü hayvanlarımız tavuklara da aynı şey. Dili uzanabildiği sürece yeme her türlü beslenebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden gagasına da dokunmadım. Kesmeye de çalışmadım. Çünkü keserken bu bıldırcının gagaları çok kısa olduğu için kanatma ihtimaliniz çok yüksek. Bir kanatırsanız ne yazık ki hayvana enfeksiyon kaptırırsınız. O zaman hiç iyi olmaz. Değil mi? Değil mi kızım? Kızım. Şşt. Kızım. Maşallah. Gözü olmayan bıldırcı. İşte burada arkadaşlar. Sizi bekliyor. Gözü olmayan bıldırcı. Daha önce gördünüz mü böyle bir şey? Bence görmediniz. Bakın. Kagadılar bir yamuklu var ama. Hayata işte böyle tutunuyorlar. Kümes ortamlarında yine bir sürpriz. Yine bir macera. Her zaman beni böyle buluyor arkadaşlar. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şu an elimin üstüne de çıktı. Kaçma pozisyonu. Kaçabilirsin şimdi. Şimdi kaçabilirsin. Hadi bakalım. Kaç. Bak 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 bak. Pırla. Pırla da kaç. Pırla da kaç. Hadi hadi kızım. Pırla da kaç. Bir tarafı görüyor hayvan. Büyük ihtimalle şu an tespit yapamıyor. Nasıl kaçacağım diye. Normal bir bıldırcını bu kadar uzun süre elinizde tutabilmek zordur. Hemen kaçma girişimlerinde çok fazla denerler. Ama çok fazla denemedi kaçma girişimine. Böyle duruyor. Bakın. Maşallah. Evet bakın yorumlarınızı bekliyorum bu kardeş hakkında. Hatta buna bir şey yapalım, bir isim koyalım. Sana ne isim koyalım kızım? Ha? Senin adın ne olsun? Sana bir ad koyalım ama ne koyalım? Sana adımızı izleyicilerimiz koysun tamam mı? Evet arkadaşlar aşağıya yorum düşün. Bakalım en iyi ismi kim bulacak? Bir gözü yok. Gagasında hafif yamukluk var ama gerçekten hayata tutunması çok iyi. Görüyorsunuz hareketli, tavırlı. Bir o kadar da güzel bir hayvan. Bembeyaz. Zaten tatlılığını görüyorsunuz. Kızım sen nereye gideceksin? Ha, benden kaçmıyor mu çalışıyorsun? Sen benden kaçacağını mı zannettin? Sen benden kaçacağını mı zannediyorsun? Ha? Bak 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 bak. Bak bak bak. Ana. Bak. Ben de kaçacağımı zannediyorsun sen. Seni ben yiyem. Ben seni yiyem. Ha? İşte, hadi uç. Pırr. Hadi. Şimdi yavaşça bırakacağım. Bakalım pırlayacak mı? Kolayca yakalarım ben bunu da. Yok. Pırlamaya niyeti de yok. Geri geri gidiyor sürekli. La sakin ol. La sakin ol. Sakin ol. Sakin ol la. La sakin ol. Bak gıdı gıdı derim. Evet bıraktım şu an. Elimde duruyor. İşte bu kadar. Bir bıldırcın bu kadar muysal olur. İşte bu kadar uysal olabilir. Bakın bakın. Elimden her an kaçabilir ama. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah maşallah. Bıldırcınıma birer maşallah bekliyorum sizlerden. Bir bıldırcından neler yapılabilir? İşte bunlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanı bu şekilde... Oo, tuvaletini yaptı ve elime yapmadı. Yere yaptı. Harikasın. Her an kaçabilir. Kaçmadı. Elimde öyle duruyor. Saatlerce oturacağız o zaman seninle biz. Saatlerce duracağız böyle. Ama çok güzelsin.
Normalde sen böyle olmamasın. Olmamalısın. Ama çok güzelsin. Ama çok güzelsin. Aa. Gitti arkadaşlar. Uçuş o uçuş. Ama bu bıldırcını var ya, da kapıdakiler yakalarsa lan ay yerde bıldırız. Şu an dışarıdakiler onu yakalamak için bir şeyler yapacaklar. Ama ben onu hemen alacağım çünkü dışarıdakiler sıkıntı yaşadı hayvanımızı. Seni ben tuttum. Bu bir de çok uysalmış ya. Bu kadar ya cana yakın olduğunu bilmiyordum. Şimdi yakalarken biraz hiç zorlanmadım zaten de. Çok uysalmış kendisi maşallah. Uysal. İşte uysal kızım. Bak. Heh. Çırpın birazcık, çırpın. Canım benim. Tamam yerine bırakacağım haydi. Hadi yerine bırakalım. Kapıda gezmeye bıraksam ya bunu arkadaşlar. Dışarıdaki bıldırcınların hepsi erkek olduğu için bunun canını okurlar. Çok büyük sıkıntılar yaşarız. O yüzden yerine bırakmalıyız. Hadi git. Hadi sen evine bıraktık istene. Git la. Hadi git. İnşallah sağ salim büyürsün. Daha birkaç yıl daha bizimle olursun. Seni her zaman kümesimde görmekten mutluluk duyacağım. Canım benim. O yüzden tadını çıkar buralara, tamam mı? Bol bol da yumurta sal. Olur mu? Harikasın. Hadi bakalım. Cansın, cicilsin, balsın, şekersin. Ne diyeyim daha ben sana? Heh. Diğer arkadaşlara da söylüyorum. Bakın çok iyi davranın buna. Heh. Buna çok iyi davranın, yoksa sonra da külahları değişiriz sizlerle. Tamam mı çocuklar? İyi bakın. Zaten iyi bakıyorsunuz gibi. Hadi bakalım. Görüşürüz canım. Kapatalım kapımızı da. Bugünkü bu videomuzda da sizlerle bıldırcınlarımızı inceledik. Gözü görmüyor. Ama hayata tutuş şekli, hayata bağlanmış şekli çok güzel arkadaşlar. Kümesinde böyle ara ara hayvanlar görüyorum. Bir sonraki inşallah videomda da ayağı sakat olan hayvanımıza bakarız ve inceleriz. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. Farklı videolara gidebilir şuradan. Buradan da kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.